Hoş geldiniz. Bu videoda USDC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, hacim epey bir geri çekildi. Tıpkı luncda olduğu gibi e, kaldı ki burada zaten dediğim gibi Bitcoin'in de arkadaşlar. E, yani hacmi düşük. Şimdi An itibariyle özellikle Bitcoin tarafına baktığımızda ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Daha doğrusu yukarı yönlü hafif bir hareket olmasına rağmen daha yukarısı için ciddi bir e, sinyal ve gösterge var diyebilirim. Hali hazırda USDC ne durumda şimdi buna bir bakalım. Normal şartlarda 41'lere kadar geri çekilme beklememiz oldukça e, olan. Fakat baktığımızda şöyle arkadaşlar önce bir 4 saatliğe girelim bakın 4 saatlikte de hareketli ortalamanın altına atmış. Şimdi bitcoin tarafının yükselmesiyle bizim USDC ve lunge da yön yukarı anında hareket beklememize rağmen arkadaşlar bu an itibariyle düşen bir coin esnasında meydana geldiği için bunun devamı özellikle hacim yüksek değilse bu şekilde devam edebilir. Şimdi şöyle düşünün zaten ortada bir dominans etkisi var. Dominans etkisiyle bitcoin yükseliyor tamam mı? E coin hali hazırda düşüyordu. Düşük bir hacim olduğu için burada alım odaklı hareketleri yakalayamayabiliyor. An itibariyle anlık olarak yakalayamayabiliyor onu söyleyeyim. Fakat belli bir noktaya çekilince burada hacim kazanıyor ve yeniden yön yukarı olarak yoluna devam ediyor. Tamam mı? bunu bir bilelim. Şimdi burada ne bekliyor, bekliyoruz? Bir 44'lere kadar yani saatliğin hareketli ortalamasına kadar geri çekilip buradan yeni bir pump'la arkadaşlar MA 200'ün üzerine atıp bir golden cross'la yoluna devam etme ihtimali önümüzdeki saatlerde en yüksek ihtimal bu senaryo içerisinde budur. Yani Bitcoin tarafındaki yükselişi de gördüğümüzde hacmini, işlem gücünü toplaması 44 pozisyonları için yeterli olacaktır. Olmazsa 41'lere kadar bir test yapıp burası Garanti bir kalkış olarak karşımıza çıkacak ama e, Bu kadar test yapıp devamında yükselme ihtimali Biraz daha düşük arkadaşlar e, bunu da söylemek isterim yani Şu anki Kalkamayışın sebebi aslında Hareketli ortalamaların altına Bu yükselişten önce e, Düşmesi Ve bu şekilde yakalanmış Bulunmasıdır sevgili arkadaşlar e, Durumlar böyle Toparlamasının ardından tekrar e, hareketli ortalamalar alındığında ciddi bir yukarı yönlü yükselişe çıkacağını Lunc'un ve USDC'nin düşünüyorum. Kaldı ki bunu e, RSI değerleri de buna onay verdiğini görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.